Yalnız bu olmadı Elif Hanım. Çocuk parkı mı burası ya? Kusura bakmayın. Param bitti. Otelden ayrılmak zorunda kaldım, o yüzden buraya gelmekten başka çarem yoktu. Bana bak. Sen birilerinden mi kaçıyorsun yoksa? Ben şerefli, dürüst bir esnaf. Başıma bela istemem ha. Ne ya? Hayır. Ben kimseden kaçmıyorum. Ben eşimden boşandım. Buraya İstanbul'a çalışmaya geldim. Biraz para kazanınca ev tutacağım. Haftalığımı alınca da bir otele yerleşiriz. Sadece birkaç günlüğüne, kısa bir süreliğine. Tamam, iyi. Kalın ama çocuğa söyle ses yapmasın, tamam mı? Müşterileri falan rahatsız etmesin. Tamam? İyi, hadi kalın. Efendim Fulya. Alper, az önce polis buradaydı. O kadar üzerime geldi ki anlatamam. Yani açık vereceğim diye ödüm koptu. Fulya, ben Fırat'a her şeyi anlattım. Yani çok üzgünüm sözümü tutamadığım için. Ama yine de elimizden kaçırdık. Yani hemen çıkmış otelden. Nasıl ya? Ben polise hiçbir şey anlatmazken sen Fırat'a mı anlattın? Ben Elif'e bir söz vermiştim. Fulya, Elif dün gece neredeyse yakalanıyordu. Sen bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu farkında mısın? Ayrıca Elif senin arkadaşınsa Fırat da benim arkadaşım. Hatta en başından beri söylemediğim için de çok pişmanım. Şimdi her şey çok daha iyi olabilirdi. Alper, demek ki ilişkimize verdiğin değer bu kadarmış. Beni bir daha arama. Fulya, saçmalama. Güzelim, acıktın mı? Sana bir şeyler hazırlayayım mı? İyi misin sen? Ha? Bakayım. Ateşin de yok. Niye böyle halsiz görünüyorsun? Ayağın mı ağrıyor yoksa hala? Abla, içeride tabağa ihtiyaç var. Tamam, hallediyorum. Efendim Sude. Fırat, nasılsın? Aynı, ne oldu? İmzalanması gereken çok önemli evraklar var. Bir ara mutlaka şirkete uğramalısın. 10 dakikalığına bile olsa. Sude, uygun zamanda uğrayacağım dedim ya. Tamam. Tamamdır Sude. Hadi görüşürüz. Üç çeşit yemek 70 lira. Yok abi, sağ ol, yemek yemeyeceğim. Sen birine mi baktın, demin içeriye süzüyordum? Hani ben esnaf adamım, yardımcı olayım diye söylüyorum. Bu kadınla çocuğu arıyorum. Gördünüz mü? Niye arıyorsun bunları? Özel mesele. Bak şimdi şöyle bir şey yapalım. Sen şuraya adını, telefonunu yaz bana. Ben bunları görürsem seni arayayım. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Fırat Ayaz. Korkma güzelim.
Korkma, sadece tabak devrildi. Ateşin mi çıkıyor senin? Gel çıkaralım şu montunu. Seni burada üşüttük tabii. Ben şimdi sana bir çorba hazırlarım. Hiçbir şeyin kalmaz. Fırat Bey, buralarda ne arıyorsunuz? Siz ne arıyorsanız onu komiser bey. Herhalde bize yardımcı olmak için. Hı? Tabii. Bakın, Elif benim için gerçekten çok değerli biri. Başı derde girsin istemem. Eğer bulabilirsem ikna ederim diye düşündüm. Belki de bu işi bize bırakmanız gerekiyor. Zaten yakalamamız an meselesi. Haklısınız. Kolay gelsin. Fırat Bey. Sizi buralarda görmeye devam edersem Elif Hanım'ın kaçmasına yardımcı olduğunuzu düşüneceğim. Haberiniz olsun. Eğer yardımcı olsaydım komiser bey, emin olun bulamazsınız. Sıkıca sarıl buna. Üşüttük seni burada. Biz gidelim buradan, güzelim en iyisi. Dur bakalım. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Haftalığımı alabilir miyim acaba? Ya da en azından yarısını. Çok üşüttü, burada pansiyon bulmam lazım. Ya ne demek ya? Sen benden bir ricada bulunacaksın, ben ona yok mu diyeceğim? Daha da fazlasını veririm sana. Sen bana nasıl teşekkür edeceksin? Bunu bir konuşalım mı? Ha? Anlamadım. Ayaz, sen bugün bu herifi görünce az tırsmadın ha? Fark etmedin mi sandın? Kaçın kurasıyız kızım biz. He? Belalın mı senin? Arayayım mı? Arayayım mı, gelsin mi? Arama dersen arama. Sen bana usulünce bir teşekkür edersin. Olur biter. Sen bak müşteriler de gitti. Karsunu da yolladım. Kız baş başayız kız. Kız oturmayacaksın şuraya sen. Bir daha sakın kızıma dokunma. Güneş gel. Sessiz bir gölgeyim yapayalnız.